Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size bu tek renk yazmaya, bu gördüğünüz iki renk ipten ve 21 numara nolu tığdan çok güzel bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet, modelimiz bu şekilde, bakın arkadaşlar. Modelimiz çok güzel. Şöyle iğne oyasından tığ oyasına çevrilen bir model. Ara suyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Birebir iğne oyasında olan ara suyu ve çiçeklerimiz de ara suyuyla aynı yapımı. Şu arkadaşlar, genelde bunu biliyorsunuz, daha önce ben çok önce eski videolarda, telefon eskiyken, buralarını hep fıstık zannedip, evet, şöyle tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyoruz. 696 nolu videoda mevcut, oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tülbent kenar tığlama ve köşe dönüm işlemini, şöyle köşe dönümü bu oluyor arkadaşlar, bu şekilde nasıl dönüleceği, tığlama şekli, sahte zincir çekerek veyahut da iple, böyle kalın yorgan ipiyle nasıl kenar tığlanır videoda anlattım arkadaşlar. 696 YouTube'un arama kısmına Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazdığınızda hemen çıkacaktır. Evet arkadaşlar, modelimizde kalıp gibi bir model oldu. Şöyle ışıkta da bir tutayım istedim. Bazen böyle video kesitleri yayınlıyorum Instagram ve TikTok'ta. Şöyle ilk başlar gibi başlayalım. Artık tanıtımlarımızı yaptık. Tığ battığımızın içini sık iğne ile sabitledikten sonra üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 4 ve 5. 5 zincirimi hemen boş olan bu tığ battıya geçip bir tane yuva hazırlıyorum. Bir zincirle şöyle dönüşümü yaptım. Buraya 4 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek dönerseniz rahat ve kolay dönülüyor arkadaşlar. Şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4. Bu 5 zincirli yuvaya 4 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. Şimdi yine üzerine 4 tane zincir çekiyorum. Kirpiklerimiz 4 zincirden oluşuyor. Hemen ilk sık iğnenin ara kısmından girip buraya bir kirpik oluşturdum. Ve 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi boş olan tığ battının içerisine kapatıp ara suyunu oluşturduk. Evet, bu şekilde yapılış. Kolay ve kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Bir de iğne oyasıyla birebir aynı ara suyu. Yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Ve boş tığ battıya kapatıp buraya bir tane yuva oluşturdum. Bir zincirle dönüşümü yapıyorum. Buraya 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. 5 zincirimizin içine bu şekilde 4 tane sık iğne yapıp 4 tane de zincir çekiyorum üzerine. Düz yüzüne dönüş yapıp hemen bu ilk sık iğneden girip sabitliyorum. Kirpiği oluşturduktan sonra üzerine 6 zincir çekiyorum. 5 ve 6. Hemen boş olana kapattım. Ara suyu 3 tane arkadaşlar. Ben örnek amaçlı, her zaman söylediğim gibi, örnek amaçlı yapıyorum. Siz ne kadar bırakmak isterseniz o kadar bırakabilirsiniz. Evet, 3 tane şöyle size göstermek için tanıtım amaçlı yeterli. Şimdi çiçeğimizin 5 tane 3 zincirden tığ battısını yapalım. 1, şöyle 2. İpimi çok güzel esnettim arkadaşlar. İpinizi güzelce esnetince incecik oluyor. 1, 2, 3 zincir. Bu 2, 3 zincir. Kapatıyorum sıradaki tığ battıyı. Bakın, zürafa gibi tığ battılar.
Bu ipi iyice esnetmekten güzel durduruyor, kalıp gibi. 2, 3 zincir. Evet, 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle bir zincirle yine dönüyorum. Bakın, trabzandan yuva yerine böyle yapraklı dallı uyalarda daha güzel gösteriyor. Yere tülbente değmiyor bakın dallarımız. Trabzanlı değil de bu şekilde yapınca güzel oluyor arkadaşlar. 7 tane zincir çekiyorum. Ve buraya. Hemen yanındaki tığ battıya kapattım. Şöyle bir zincirle düz tarafına döndüm ve sık iğne ile sabitledim. Şimdi bu şekil yapınca da yaprak güzel duruyor arkadaşlar. Burası önemli. Şu yaprağı yavaş ve ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şöyle yuvamız hazır 7 zincirden. Yine 7 zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. 7 zinciri buraya kapatıp kirpiği oluşturdum. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 2 tane 4 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi arkadaşlar bakın. Kenarda 7 zincir, hemen yanında 2 tane 4 zincir. Toplamda 3 tane burada kirpik var. 6 tane zincir çekiyorum. 4, 5 ve 6. Hemen ipimi bıraktım. Bakın. Bu kenardakileri hiç ellemeyeceğiz. Bu kirpiğimiz olacak. Biz ilk bu 4 zincirli tığ battıdan yani kirpikten girip zincirimizi arkadan çektik. Hep ön yüzünden yapacağız. Ön yüzünden yapınca kamerada da güzel gözüküyor. Evirip çevirmeden. Şöyle 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. 7 zinciri hemen kirpik olarak buraya kapatıp oluşturdum. Ve yine 4 tane zincir. 4 zincirimi yanındaki bu yuvadan. Bakın arkadaşlar şöyle kapatıp göstereyim. Burada bir tane 4 zincirle yuva. Aynı yere tekrar batıp bunu yine 2 sayısına çoğaltacağız. Şöyle 4 zincirimizi çekip bu ikinci yuvaya kapattım bakın. Evet, burada sürekli artırdığımız için burası hep eksilmeden 4 tane olana kadar devam edecek kenar kirpiği. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı çekiyorum fazla büyük olmasın diye. İpimizi bırakıp bakın yine burada kirpiğimi bırakıp 4 zincirli yuvadan takıyorum. Bu sanki burada yavaşmış gibi ilerliyor ama siz oturduğunuz yerde daha rahat ve hızlı yapacaksınız. Bir de ben tek yaprak göstereceğim de yavaş yapıyorum arkadaşlar. 6 ve 7. Kirpiğimizi 7 zincirden yine oluşturduk. Bu da 3. kirpiğimiz oldu. 4 zincir. Bu tek olan yuvanın içinden giriyorum. Bir tane daha aynı yuvaya 4 zincir. Kapatıp çoğaltma işlemini burada uyguluyorum. Bakın. Göstereyim. Yine 6 tane zinciri sıkı sıkı ilmeğimi çıkarıp bu kenar kirpiğimiz kalacak her zaman olduğu gibi. Ben yanındaki 4 zincirden ilmeği alıp böyle içinden geçirip sık iğne ile buraya sabitliyorum. 7 zincir ve yuvanın içerisine buraya kapatıp 4. kirpik oldu ya arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya 4 tane kenar kirpiğim olduysa sadece bir tane yuva yapıyorum. Artırma yapmıyorum. Bakın bu son yuvanın içine bir tane daha yapıyorduk ya. Onu yapmayacağız. Burada bir tane. 4. kirpikten sonra yanına bir yuva yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tek olduğu için küçük. O yüzden 4'te bırakıyorum. Ve bakın şuradaki
İlmeğimi de bıraktım. İlmeği de tutuyorum. Çevirip de yapabilirsiniz. Burası son olduğu için arkadaşlar, sonuncuyu fark etmez. Yine buraya 7 tane zincir çekiyorum. Bakın 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle kapat. Evet, yaprağımız bu kadar arkadaşlar. Toplamda bakın 5 tane kirpikten oluşuyor ve 15 tane zincir çekip 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 zincir. Bunu bu başta yaptığımız 7 zincirli yuvaya kapatıyorum. Şöyle bakın, yaprağımızı tamamladık arkadaşlar. Ankara için yatsı ezanı okunuyor. Hemen bitsin, dalları yaparak devam edelim. Evet, yaprağı tamamladık arkadaşlar. Böyle güzel ve zarif yaprak için de ipinizi iyice güzelce esnetmeniz gerek. Bakın arkadaşlar, ipinizi iyice esnetirseniz böyle güzel kalıp gibi zincirler ve yaprağınız olur. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım o güzellik yansıyordur da. Şöyle şimdi 3 tane buraya dal yapacağız. Geri kalan kısma. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zincirimi çekip buraya bir dal oluşturdum. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Evet, ikinci dalımızı da aynı şekilde yuvaya kapatıp şöyle arkadaşlar tırnağımızla hafif yaprağımıza doğru yer açalım. Bir tane daha dal yapalım. Bakın bu kalıp gibi durmasının sebebi ipi çok güzel esnettim. Bir de ipim Leylak marka arkadaşlar. Numarası düşmüş ama şöyle 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zinciri buraya diğer dalların yanına ana yuvaya kapatıp sabitliyorum. Şöyle bak. Ve sık iğne ile buraya girdim. Ve burada dönüş yapmış olduğumuz 3 tane zincirimiz vardı ya, oraya da sık iğne ile sabitledik. Bakın dalılarımız bu şekilde yaprağımızın kenarında güzel de bir yaprağımız oluştu. Şimdi 5 tane buraya 3 zincirden tığ battı yapacağız. Evet, tığ battılara devam edelim. Şöyle tutayım. 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapatıp 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapattım. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 2, 3 zincir. Kaç oldu? 4. 2, 3 zincir. 5. ve sonuncuyu da yapıp bu şekilde sabitledim. Şimdi ara suyu, o 3 tane ilk başta göstermiş olduğum ara suyunu devam edeceğiz. 5 tane bu çiçeklerimiz için şöyle mesafe bıraktım. 5 zincir çekiyorum. Boş olan tığ battının içerisine kapatıp yuvayı oluşturduk. Bir zincir çekip şöyle dönüş yaptım. 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. 5 zincirli yuvanın içine 4 tane sık iğneyi yapıp 4 tane de zincir çekiyorum. Ve buraya tığ battının içine sabitliyorum. Kirpik oluşturdum. 6 tane zincir çekiyorum. 5 ve 6.
Sıradaki boş olan tığ vattıya kapatıp bu şekilde sabitledim. Bakın arkadaşlar, ara suyunu bu şekilde şöyle yapıyoruz. Çok da güzel oldu. Yine 5 tane zincir çekip yuva oluşturacağım. Sıradaki tığ battıya kapatıp şöyle bir zincirle dönüş yapıyorum. Bu kolay dönüş için bir zinciri çekin arkadaşlar. Evet, 1, 4 tane sık iğne. 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen ilk sık iğneden girip sabitliyorum. Kirpik oluşturdum. Ve 6 tane zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir zincir çekip dönüşümü yaptım. Ve dört tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Bir, iki, üç ve dört tane zinciri çekip İlk sık iğnenin içerisine sabitliyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Buraya içerisine kapattım. Evet arkadaşlar. Bu kadar, bakın. Ara suyunu da yaptık sizle beraber. Bu şekilde. Sonra bu yapmış olduğum tığ battı ve yaprağı yapıp bu ara suyunu bu şekilde çimenin tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın bu modelde şöyle sizi yoracak olan çimeni, gerçekten şu çimenini, ara kısmını yaptıktan sonra bunları yapmaz, zaten bu ara suyuyla aynı çiçek. Çok hoş bir duruşu, güzel bir duruşu var. Çimenini yapın. Üst kısmı, çiçek kısmını da böyle 2 saniyede yaparsınız. Evet, şimdi çiçekleri de yapalım arkadaşlar. Nasıl olduğuna bakalım. Şöyle bir tülbent üzerinde de göstereyim. Aynı renk çimen. Evet, şöyle ilk yuvamızın içerisine girip sık iğne ile sabitliyorum. Ve 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Her zamanki gibi ipimi güzelce esnettim arkadaşlar. Şöyle buraya bir tane kirpik oluşturdum. Bir zincirle dönüşümü yapıyorum, bakın. Buradan hemen sık iğne ile girip buraya sabitliyorum. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Bakın. Buraya ilk sık iğnemin tepe kısmına bir tane kirpik oluşturuyorum. 5 tane zincirden. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 7 tane zincir çekip aynı dalın içerisine sabitliyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir yuva oluşturduk. Şimdi geçiş köprüsü olarak 2 tane zincir çekip diğerine geçiyorum. Evet. Aynı işlemi 3'üne de yapacağız. Bak. 3 dalın 3'üne de 6 zincir çekiyorum. Sık iğne ile 6 zinciri dalımın içerisine sabitleyip şöyle bir zincirle ters tarafından şöyle yuvanın içine sık iğne yapıyorum. Bir zincirle dönerseniz rahat oluyor arkadaşlar, unutmayın. 2, 3 ve 4. 1, 2,
3, 4 ve 5. 5 zincirimi buraya sık iğne ile sabitleyip kirpik oluşturdum. 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri çektim. Kapatıyorum buraya. Evet, bakın. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Kolay. Dediğim gibi bu oyanın işlevi çimen. Çimeni yaptınız. Oya bitti demek yani. Aynı işlemi buraya da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen dalımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 1, 2 oldu sanırsam arkadaşlar. Hemen dönüşümü yaptım. Buraya 4 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi yapıp 1, 2, 3, 4, 5. İlk sık iğneyi buraya sabitleyip kirpiğimi oluşturdum bakın. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çekip hemen dalıma sabitledim. Şöyle bir zincirle de koparıyorum sökülmemesi için. Bir zinciri muhakkak çekiyoruz. Şöyle bakın yapmış olduğumuz çiçekleri de tırnağımızla ortalayıp gördünüz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hemen şunun ipini de yakıp geleyim. Evet. Bakın aynı şekilde, aynı renkte yaptık. Çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar sizler için. Gerçekten şöyle bir bakayım. Yakından şöyle inceli. Çok hoş ve zarif oldu. Yapımı da kolay. Dediğim şekilde anlattığım tarifle yavaş yavaş izleyerek yaptığınızda muhakkak siz de yapacaksınız. Arkadaşlar diyor bu model ağır bizi aşar. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. Buradaki benim zaten anlatmamın sebebi size kolayları zorları kolay etmek. Zor olan modelleri bu şekilde çeyizler için kolaylaştırarak bu videonun çekilme amacı da o zaten size bilmediğiniz oyaları anlatarak nasıl yapıldığını öğretmek. Gerçekten şu fıstıkmış gibi duruyor uzaktan bakınca. Hoş ve zarif bir model hazırladım sizler için. Bir de sallantılı halini demin de göstermedim sanırsam. Şöyle arkadaşlar ipimi kurtarıp bakayım. Boyam çok güzel inşallah bu ışıkların yüzünden. Size de güzel yansıtabiliyorumdur. Evet. Ütülendiği takdirde de daha güzel olacak arkadaşlar. Ben kalıp gibi gerek yok diye düşündüm ama inceliyor yani sıcak ütü bu şekilde çift taraflı gibi çok hoş durmadı mı? Çünkü şu sık iğneler düz tarafında ters tarafında yapıldığı için düz tarafında tersi duruyor. Tersinde de düzü duruyor. Böyle çift taraflı kullanabileceğiniz bir oya gibi oldu. Çok aşağıldı. Bu çiçekleri istediğiniz renkten yeşil yaprakları yeşil yaparak çimenini de yapabilirsiniz. Rengarenk iplerden değerlendirebilirsiniz kalmış iplerinizi arkadaşlar. Şöyle bir de şu tülbentin üstünde de gösterip sonra beyaz zeminde göstereyim arkadaşlar. Evet, tülbentin üzerinde göstermiş miydim? İlkini bilemedim şimdi ama. Bu şekilde koyu renk üzerinde de net çıkarsın. Göstereyim inşallah. Şöyle. Boya güzel olunca, tam benlik olunca arkadaşlar. Şöyle kalıp gibi hoş ve zarif. Göstermeleri hangi şekilde size göze gösteririm diye böyle çırpınıyorum. Çok hoş oldu arkadaşlar.
Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.